Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerini bakalım e, neler söyleyecek. Fincanımız bize hep beraber dinleyelim diyorum açıkçası. E, güzellikler temenni ettim. Pozitif bir enerji niyetlendim. Sizin yüreğinizdeki sıkıntınız her neyse ona e, uyumlanarak dinlemeye e, çalışın diyorum. E, şimdi bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bir kararsız kaldım da. Şimdi bir arkadaşımız çok kendince haklı olduğunu gerçekten e, bir, bir sistem paylaşmış benimle. Çok benim için çok önemli bir sistem. Bu yüzden paylaşacağım. Sizlerle. Yani iki gündür diyor yorumlarınız o kadar böyle içsiz, sessiz, sedasız böyle gizli saklı bir şey yapıyorsunuz gibi. Çok net bir şekilde hani keyifsizsiniz ne bileyim hani gibi gibi yani anlatabildim mi? Hani bu cümleler onun değil ben kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Ee, ki benim takipçimsiniz yani aslında birçoğunuz beni sürekli tanıyan bilen insanlarsınız. Nece hastalığıma nece hastalığı yani sessiz mi? şey yaptınız böyle şahit oldunuz ben bazen bu falları mesela sabah yetiştirebilmek için sabah 6'da çekiyorum bazen bazen işte gece 3'te çekiyorum anlatabiliyor muyum dolayısıyla sabah falları özellikle hani akşam fallarında da tabii ki de yeri geldiğinde yorgun olabiliyorum hasta olabiliyorum yani aslında özetle şu ben size elbette ki zorunda mıyım? Değilim. Siz dinlemek zorunda mısınız? Değilsiniz. Şimdi burada akıcı olan bir paylaşım var ya aramızda bir bağ oluştu ya. Ne kişi kimse herkes beni dinleyecek falan gibi bir uslubum olmadı hiçbir zaman. Değil mi? Ama bana ne ya yükleme sen yükleme diyen de vardır ya. Çekme arkadaşım o zaman diyen de vardır elbette ki düşünce olarak. Tabii ki de bu da değil yani. Ama netice itibariyle ben bunu Hatta hesap yaptım biliyor musunuz? Fiziken yani 4 yıldır yapıyorum. Ee, dolayısıyla da bu 4 sene çarpı 365 gün yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu da 1460 gün demek. E ben bu 1460 gün boyunca hem sabah baktım hem akşam baktım. Bu da işte 2008 falan filan. Yani o yüzden ben insan oldum burada. İnsanlıktan başka bir şey yaşamadım. Yani üzüldüğüm zaman da baktım, ağladığım zaman da baktım, sevindiğim zaman da baktım. Ben burada sizlerle sevinçlerimi de paylaştım, üzüntülerimi de paylaştım ve kimi geldi çok hastaydım. Ama ihmal etmedim bakın. Birkaç gün beni affedin arkadaşlar. Ben sesim çıkmayacak demedim. Anlatabiliyor muyum? Ben zaten işimi seven biriyim. Yani burada olmayı da çok seviyorum. En sonundaki söylediklerim çok samimi içten şeyler. O yüzden ay girizgahı biraz uzun tuttum. Affedin kadar vaktinizi alıyorum. Bak mesela kimse zorunda değil. Bir de kapattın gittin. Falı dinlemeden gittin. Ama benim şimdi sürekli takip eden arkadaşlarım bunu bildikleri için söylüyorum. Arkadaşlarım ben burada her koşulda bakmaya çalışıyorum. Artık siz dinlemeyeceğim demiş. Böyle düşünen varsa dinlemeyebilir elbette ki. Elbette ki zorunda değil. Nasıl tutabilirim? Düşünsenize ben buradan hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Ama benim her koşulda bakmaya çalıştığım düşünürseniz biraz empati yaparsanız çok mutlu olacağımı iletmek istiyorum. Sadece çünkü bazen çok hasta bazen sesim kısık bazen böyle böyle anlatasım geldi yeri geldi size. Bu ses bazen çok zor çıktı yani. Hani böyle sessiz alanda çektiğim bir video olmuş iki gündür ki bak okullar açıldı hani malum yaz, yaz dönemi düğünler benim de düğünlerim var e, kışa girerken kışlıklar ben de kışlık hazırlıyorum <laughs> anlatabiliyor muyum hani sizin yaşadığınız o telaşları insani olarak ben de yaşıyorum aslında biraz belki empati çözer diye düşünüyorum şimdi de çok uzattım af buyurun salamı açacağım yine her zamanki gibi pozitif bir enerjimle niyetlendim şöyle ay nasıl gözünüz var nasıl gözünüz var arkadaşlar o, şimdi nazar bu biliyor musunuz? Şey demiş bir arkadaş da işte Buket Hanım ya büyü olduğu belli oluyor mu? Oluyor biliyor musunuz? Falda büyü oldu. Bu nazar olduğu belli oluyor mesela. Şimdi işlerin bu süre ters gider. İki ileri bir geri gider. 05 yazıyor burada. Ayın 5'inde ne oldu? 5 aydır ne yaşıyorsun? 5 ay sonra hem düşünüyorsun bilemem. Tamam mı? 05 olduğu kesin. Ee, ya ayın 05'lerinde bu arada 15-25 değil yani. Ya da 5 ay ya da 5 ay sonradır bu yani başka mesajı yok. O kadar çok konuşuluyorsun ki. Sizi de esnetecek. <laughs> Şimdi bazı fallar esnetir. Bu da esneteceklerden. Açar açmaz ağırlığı zaten yüzüme vurdu. Yani büyü değil de bu. Hani ee, büyü değil de nazar çok. Buna felak nasıl inşirah. Ada çayı bulundurun evinizde. Hiç üşenmeyin arkadaşlar. Bir tane aktar bulunca bir adaçayı alın. Evinizi şöyle bir tütsüleyin. Nasıl evet. rahatlayacaksınız. Çünkü şimdi şey vardı. Bir tane çizgi film vardı. Hani böyle hepsi küçük mavili maviler. İsim vermek doğru olur mu bilmiyorum. Orada bir tane verilir ya. Bir, bir kasabada yaşıyorlar ya. Uslu bir çocuk olursan. Ve orada bir tane onları yakalamaya çalışan kötü kalpli bir adam var. Burnu uzundu gargamel. O gargamele benziyor buradaki insanın yüzü. Resmen gargamel gibi mutsuz ve burnu uzun derinde böyle e, sizinle beraber mutsuzluğunu yaşıyor. Yani sizin iyi oluşlarınızdan yalnız yaşıyor bu mutsuzluğunu. <laughs> ne acı değil mi? Sen mutlusun diye o mutsuz olacak kadar kötü birisi. Ne kadar kötü değil mi? Düşünsene. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bir kere gerçekten şey hali var. Birilerinin sizi çekinmemek durumu olmasının ama siz o kişiyi tanıyorsunuz. Yani bizzat tanıyorsunuz. Çünkü zaten gargamel gibi çıkmış. O yüzden de o insandan pek biraz uzak durmaya çalışıyorsunuz. Durun da bence bu arada. Şimdi yukarıda bir yük var, bir gemi yüklü bu. İki tane arka arkaya oraya geliyorum şimdi gargamel haricinde. Sizin yükünüz bu. Arka tarafın yükü bu. Şimdi siz daha büyük bir bilinmezlik ve konuşma, o daha az bilinmezlik ve konuşmalar yaşıyor. o telefona dokundum gidiyor orada arkadaşlar. Yani böyle şeyler olabiliyor mesela. Ben hiç ay ben burayı keseyim. durum burayla da sonra birleştireyim demiyorum. Ya ben insanım. Biliyorsunuz siz artık beni falan. Hani az önceki konuya değiniyorum yine ama. Biliyorsunuz siz beni. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, her şeyden önce. Ee, buradaki inat ettiğiniz konu. Ben bu yemeği götüreceğim dediğiniz bir konu. Arkanızdaki de. Aslında siz durdurabilir mi? Düşünün. Öndekiliğe bakın. Arkadakine bakın. Siz durdurabilir mi? Hayır. Ama gel gör ki şey diyor. Hani ben seni durduracağım deyip arkanızdan geliyor. <laughs> Garibim deyin geçin ya. Yani çünkü ilahi adalet diyoruz ya biz. Sizin zaten uğraşınız tam da bu galiba. Bugün bir imza durumumuz var besbelli. Önünüze bir kuşağı çıkmış. Siz bu kişiden para kaçırmaya, mal kaçırmaya yani hak kaçırmaya daha doğrusu para kaçırmak deyince de yanlış anlaşılmasın. Bildiğiniz kendi paranızı kaçırmaya çalışıyorsunuz düşünseniz de. Kendi hakkınızı kaçırmaya çalışıyorsunuz yani. E, o yüzden onun kendi kötü niyeti var o ayrı. Az önceki gargamel arkadaşımı devam ediyor onu bilemiyorum. Ama birisi ev tarafında var. Bir tanesinde şimdi iş tarafındakini gördüğüm için ayrı ayrı yorumluyorum. Oysa ki ikisi de aynıdır zaten. Onu bilemem. Ama e, burada bu kişinin çok daha <laughs> size yine uğraştırdığı bir süreç. Ne güzel 10 gündür böyle bir mahkeme görseli çıkmış. Aslında işte rahatlamanız da çıkmış. Sanki şey gibi düşünün. İşte mesela 3 Eylül'de e, benim mahkemem vardı. Atıyorum. Mesela 5 Eylül'de mahkemem vardı. Falan gibi yani. Atıyorum şu an. E, hani o yüzden sanki siz ya da Eylül ayında açıldı da şimdi 15'inde falan gibi beklemeniz var Bir süredir beklenmiş ve artık imza attığınız haftaymış gibi duruyor bu cuma falanmış gibi duruyor düşünün O yüzden de şunu söylemek istiyorum her şekilde burada büyük oranda bir imza süreciniz var. Büyük oranda rahatlamanız var. Ve bir insanın cenin pozisyonunda küçülmesi çıkmış. Yani sizin hak edişinizi almanızdan sonra karşı taraf minnacık kalıyor. E kendisine çok güvenen biri anladığım kadarıyla. E çünkü özgüvensiz Hani çok af buyurun çıplak gezersin de böyle bir hissiyatın olur ya çıplak gibi hissettim dersin ruhen hissedersin ama bunu yani o yüzden e, sizin burada ruhen kaldığınız bir sürecinizin sonuna geldiğini aslında söylüyor. O yüzden de karşı taraf dilediğini desin düşünsün ben rahatladım der gibisiniz. Şuradaki bilinmezliğe bakın. Şimdi arkanda almaya çalışana bak. ve de şuradaki bilinmezliğe bak. Demek istediğimi anlatabildim mi? Nasıl büyük oranda rahatlıyorsun? Ekim mayınız püyürü pak maşallah diyelim. Millet konuşur sadece. E iki i̇ki kişisiniz. iki ortak mısınız anlamadım ama ikiniz görünüyorsunuz falda. Ar belki de karı koca. Belki de anne baba. Gerçi, hani gerçi işte anne kız. Baba oğul falan filan bir şekilde. Ee, baba oğul. Anne oğul. Bilemem yani onu ama çok net bir şekilde şey söyleyebilirim ee, Ekim ayınızı büyük oranda rahatlamış olacaksınız. Neyi diliyorsunuz bilmiyorum. Ee, dilek olarak para veya iş konuları, evlilik ya da barışma konuları, sıkıntı ya da işte dert dediğiniz konuların sonlandığını söylüyor burası haricinde Ekim ayında büyük bir rahatlamaya girdiğini söylüyor. Eğer ki haksızlığa uğradığın nokta ile alakalıysa sen kesinlikle artık elini, paranı da alırsın, hakkını da alırsın diyor. Haricinde zaten büyük oranda rahatlamış olacaksın diyor. Ve şunu söylemek isterim açıkçası. Ee, nazarın sen ne yaşarsan yaşa olacak. Yani şöyle. Senin gözünün önünde büyük oranda ee, seni çekemeyen insanlar var, paranı, pulunu bir şekilde işte. O yüzden de hmm, yani çekemeyen insan olduğu için de şey yapabilirsin. Nazarının olduğundan e, ne diyelim ona? Adaçayı tüsle Adaçayı bir yani hani bir rahatla hani. O kesin şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada sadece bak kem göz var. Şuradaki yüzü görüyor musunuz? Bak şimdi işte, üst, üsteler de bunlar. Bir iki kişiler. Sinsi sinsi. Yanlarında da var birisi. O da burnu uzun uzaylı gibi duruyor. <laughs> o da göremediği için sıkışmış. Kedi yavruları anneyi yemerken beşi birden altısı birden kaçı birden işte sıkışırır ya kendini annenin göğsüne öyle. Ay çok net bir şekilde şunu söyleyeceğim. Öyle temiz ki fincanınız tabağınıza yansımış. Sen artık Ekim'den sonra büyük bir soluk alıyorsun yahu. Büyük dertlerin varmış gibi çıkmış yani. Aşacaksın omuzlarındaki yükler azalacak. Özellikle e, rahatladığın bir şey durumu var. Aile durumu var. E, arkandaki kem gözlerin baka dursunlar takılmıyorsun. Önün açık. İş tarafında zaten güçlü bir şekilde devam ettiğini ve önünün çok açık olduğunu göstermiş. Ve gerçekten arkadaşlar dilekleriniz Ekim sonrasında rahatlar. İş konusuyla alakalı imparator kartı çıktı. Dediğin dedikliktir, gücü eline almaktır, çalışkanlıktır, masaya yumruğunu koymaktır. Ya böyle birisi ya da böyle bir insanla beraber yolun açık. Ailenle alakalı bak hakkını çalmaktan bahsediyor. Maalesef hakkınızın çalındı. Emeğinizin çalındı. Bunu sadece maddi olarak bakmayın. Günler geride kalmış. Sadece böğüm böğüm bakacaklar. Önünüz açık. Merak etmeyin. Evlilikle ilgili ne güzel bir sayfa açıyorsunuz. Öyle siz. Joker kartı çıktı. Türkçesi. Aman Allah'ım. <laughs> Çok özür dilerim. Ee, Türkçesi şu. Ee, her şekilde yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç, yeni bir e, zaman yenilenmek aynı kişiyle yepyeni bir sayfa açmak. O yüzden diyebilirim ki e, bir kere gerçekten ben burada sizin adınıza dileğinizle ilgili bu ekimden sonrasıyla alakalı yepyeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum. Evliliğinizle ilgili de sil baştan diyebiliriz ya da yeni sayfa açmak diyebiliriz diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah ve akşam bakımlarıma devam edeceğim. Tabii ki de uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun diyerek dinleyin isterim haricinde her şartta koşulda da sizlere bu falan bakmayın. Yani bunu bir şey e, adını unuttum. Sanki bir lütufmuş gibi söylüyor değilim. Size bakın ben fal bakıyorum. Tabii ki de bunu karşılıklı yapıyoruz. Yani ben de sizden bu enerjiyi almak istediğim için yapıyorum zaten. Bu aldı verdi dengemizi sağlıyoruz. Biz benlik sıkıntı yok. Ben bakıyorum yani. Bakmaya devam edeceğim. Ama ee, karşı tarafın beklentisi e, kurulu bir saat olmamsa olamayabilirim insan gibi davranabilirim. Kusura bakmayın diye açıklama yapmak istiyorum sadece. Şimdiki bet dualarınızı edeceğiniz, düşündüğünüz, kişiler hak ettiğini düşündüğünüz kişiler varsa da lütfen ilahi adalete teslim edin. Hiç aranın, bedduadan uzak durun diyorum. Tabii ki de niyetiniz neydi bilmiyorum ama sağlığımız yerindeyse aşacak Bugünleri geçeceğiz. Atlatacağız. Geçmiştekilerini atlattığımız gibi unutma. Ya sabır. Umutsuzluk bazen insanı depresyona sokuyor. Ama biz bu umutsuzluğu da aşıyoruz. Merak etmeyin diyorum. Ben bu konuyla ilgili başka açıklama yapmayacağım arkadaşlar. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Bu, bu sondu. Diyebildiklerimi aktarmaya çalıştıklarımı anlattım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başta. Sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.